Kaçkar Dağları Milli Parkı ve Fırtına Vadisi'nin doğal yaşlı ormanları. Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kaçet Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Bölüm 1. Ormanlar. Orman nedir? Orman, ağaçlarla birlikte diğer bitkiler, hayvanlar, mikroorganizmalar gibi canlı varlıklarla toprak, hava, su, ışık ve sıcaklık gibi fiziksel çevre faktörlerinin birlikte oluşturdukları ve karşılıklı ilişkilerin meydana getirdiği bir ekosistemdir. Ekosistem ise çok sayıda bitki ve hayvan popülasyonlarından oluşan bir yaşama birliği, hatta büyük bir canlı organizma olarak tanımlanmaktadır. Ormanlarla ilgili uluslararası tanımlamalara göre, bir yere orman denebilmesi için en az 0,5 hektar alana sahip olması, ağaç boyunun asgari 5 metre olması ve söz konusu alanın %10'unun ağaç tepeleriyle örtülmesi gerekmektedir. Ağaçlar, ağaççıklar, çalılar, otsu bitkiler, mantarlar, mikroorganizmalar ve irili ufaklı hayvanlarla toprak, hava ve suyun uzun süreli doğal etkileşim süreci sonucu ortaya çıkan bir ekolojik sistem olarak tanımlanan orman, aynı zamanda çok yönlü işlev ve değerleri ekonomik, sosyal, çevresel, bilimsel, ruhsal ve estetik de yeryüzünde yaşamın temel taşlarından biridir. Bu sistem kendisini meydana getiren unsurların yüzyıllarca devam eden karşılıklı etkileşimiyle yerleşmiş bir biyolojik denge üzerine kuruludur. Orman varlığımız. Yaşantımızda önemli bir yeri olan doğal zenginlik kaynağı ormanlarımız, genellikle kıyılarımızda ve kıyılarımıza yakın coğrafyada yoğunlaşmıştır. Ülkemizin orman alanı 21,2 milyon hektar olarak tespit edilmiş olup, yurdumuzun genel alanının %27,2'sini kaplamaktadır. Dünya genelinde ülkelerin ormanlık alanları dikkate alınarak bu oranın %30'lara çıkarılması hedeflenmektedir. Mevcut orman varlığımızın 10,62 milyon hektarı verimli, 10,56 milyon hektarı ise bozuk vasıflıdır. Ormanlarımızın mülkiyet yönünden %99'u devlet ormanı olmakla birlikte, son yıllarda özel ormancılık ve ağaçlandırma çalışmaları devlet tarafından teşvik edilmektedir. Ormancılık sistematiğine göre ormanlar, koru ve baltalık olmak üzere iki ana gruba ayrılır. Pratik olarak koru ormanları, tohumdan oluşan veya dikim yoluyla meydana getirilen ormanlardır. Baltalık ormanlarsa sürgünden gelişen ormanlardır. Baltalık ormanlardan özellikle yakacak odun ve sanayi odunu üretilir. Ormanlarımızda 50'nin üzerinde ağaç türü bulunmaktadır. Bu ormanlar yoğun olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde bulunurlar. Asli ağaç cinsileri meşedir. Bu ağaç türlerinin yanı sıra diğer çam türleriyle diş budak, ıhlamur, kavak ve okaliptus gibi ağaçlarımız 50 bin hektardan küçük alanlarda varlıklarını sürdürmektedir. Ormanlar geniş yapraklı ve iğne yapraklı, ibreli ağaçlardan oluşur. Geniş yapraklı ağaçların yaprakları yassıdır. Genel olarak yapraklarını sonbaharda dökerler. İğne yapraklı ağaçlarsa yaz ve kış yeşil görünen ağaçlardır. Yaprakları iğne gibi ince ve serttir. Bu ağaçlar yapraklarını dökmekle birlikte belli mevsimde yapraklarının tamamını kaybetmediklerinden çıplak kalmazlar. İğne yapraklı ağaçların bir diğer özelliği de halk arasında tamamı çam ağacı olarak bilinmekle birlikte çam, ardıç, göknar ve ladin gibi değişik ağaç cinslerinden oluşmaktadır. İnsan ve orman. İnsanın ormanla ilk ilişkisi barınma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarının karşılanmasıyla başladı. Hayvancılık ve tarımın gelişmesiyle birlikte kullanılmaya başlanan ormanlık alanlar, verimsiz duruma gelince terk edilerek yeni alanlara geçildi. İlk kalıcı yerleşimlerle birlikte özellikle Mısır, Yunan, Roma gibi ilk çağ uygarlıklarında barınma, ısınma,
savaş araçları ve gemi yapımı gibi amaçlarla ormanlar giderek daha yoğun bir şekilde kullanılmaya başlandı. Orta Çağ'da feodalizmin yayılışı ve arazilerin yönetici sınıflarca ele geçirilmesiyle ormanlardan serbestçe yararlanmayı sınırlayan, hatta korumayı amaçlayan düzenlemeler gündeme geldi. Nihayet 18. yüzyıldan itibaren Avrupa'da bir yanda sanayinin ve kentlerin gelişmesiyle ortaya çıkan ham madde talebinin düzenli olarak karşılanması ihtiyacı, diğer yandan karşılaşılan seller, çığlar, erozyon gibi sorunlarla mücadelede ormanların çevresel işlevlerinin farkına varılmasıyla orman işletmeciliği kavramı gelişmeye başladı. Bugün artık daha yaygın bir şekilde kullanılan orman yönetimi kavramı ise ormanların çok yönlü işlev ve değerlerine daha uygun düşmektedir. Yaklaşık 5 milyon yaşında olan dünyamızda yalnızca 1 milyon yıllık bir geçmişe sahip olan insanın doğal alanlar üzerindeki etkisi, yaklaşık 250 yıl önce başlayan endüstri çağıyla en yüksek düzeyine ulaştı. Özellikle 19. yüzyıldan itibaren gelişen endüstri, hızlı nüfus artışı, artan nüfusun gereksinimlerinin yükselmesi, tarım topraklarının yetersiz kalmasıyla orman alanlarının tarım alanlarına dönüştürülmesi, kentlerin hızlı ve plansız biçimde genişlemesi, genişleyen kentsel ve endüstriyel tesisler için ormanların yok edilmesi ve sürdürülebilir olmayan orman işletmeciliği doğal çevreyi büyük kayıplara uğrattı. Günümüzde ise insan kullanımının ormanlar üzerindeki etkisi tarih boyunca görülmemiş düzeylere ulaştı. Dünya genelinde bir zamanlar 8 milyar hektar olan orman alanı bugün 4 milyar hektar civarında. Yalnızca nicel değil, nitel olarak da yaşanan kayıplarla doğanın laboratuvarı olan bakir ormanlar ekolojik yapısını ve biyolojik çeşitliliğini önemli ölçüde kaybetmiş, yapay ve bozuk ormanlara dönüştü. Bugün artık ortalama 200 yaşın üzerindeki ağaçlardan oluşan doğal ormanlara kolay kolay rastlanmıyor. Buna karşılık aynı dönemde sera gazlarının atmosferde aşırı düzeyde birikmesi sonucu ortaya çıkan küresel iklim değişimiyle bu sorunlara yeni bir boyut eklenmiştir. Ormanlarla ilgili politikalar. Gerek ormanların çevre açısından taşıdığı önem, gerekse çevre sorunlarının ormanlar üzerinde yarattığı olumsuz etkiler, etrafındaki tartışmalar son yıllarda dünya kamuoyunu giderek artan bir şekilde meşgul etmeye başladı. Haziran 1992'de Brezilya'nın Rio kentinde gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Konferansı'nda üst düzey devlet adamlarının geniş katılımıyla imzalanan 5 temel sözleşmeden biri Orman Prensipleri, diğerleri ise Rio Deklarasyonu, Gündem 21, İklim Değişikliği Sözleşmesi ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi. Bu tartışmaların ortak noktalarından biri, ormanların yönetiminde bugüne kadar olduğu gibi gelecek kuşakların gereksinimlerini de karşılamayı esas alan sürdürülebilirlik ilkesinin vurgulanmasıdır. Ormanların özellikle toprağı koruma, iklim ve su rejimini düzenleme, hava kirliliğini önleme, biyolojik çeşitlilik ve gen kaynaklarımızı muhafaza etme, yaban hayatının sürekliliğini sağlama işlevleri ve bu işlevlerin dünya çapında kabul görmesi, toplumun ormandan beklediği çok yönlü gereksinimleri karşılamaktan sorumlu, orman yönetiminin geleneksel kapsamını büyük ölçüde değişikliğe uğratmış durumda. Dünyada orman yönetimi artık yalnızca odun ve sanayi ham maddesi üretmek üzere faaliyet gösteren bir kamu uğraşı olmaktan çıkıyor. Ve ormandaki ağaç, su, hava, toprak, yaban hayatı ile ilgili çok yönlü işlev ve beklentilerin bugün ve gelecekte dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde sağlanabilmesini güvence altına alacak zorlu, fakat ilgi gruplarını sorumluluğa davet eden katılımcı ve şeffaf bir niteliğe dönüşüyor. Türkiye'de ormanlar. Orta Avrupa'nın ılıman kuşağıyla Akdeniz'in yarı kurak ve Orta Doğu'nun kurak zonu arasında yer alan ülkemizin
ormanlık alanları 21,2 milyon hektar civarında. Bu alan ulusal yüzölçümünün yaklaşık dörtte birine karşılık geliyor. Bu oran Finlandiya'da %74, Avusturya'da %45, Yunanistan'da %44, Bulgaristan'da %33. Ki burada ülkenin coğrafi konumu önemli role sahip. Ülkemizde yasal olarak orman sayılan alanların yarısından fazlası, yani %52'si, eskiden beri süregelen tahribat yüzünden bozuk nitelikli, verim gücü düşük veya tamamen verimsiz orman halinde. Ormanlarımızın ancak %48'i verimli orman niteliğindedir. Ancak üç kıtanın birleşme noktasında yer alan Türkiye, biyolojik çeşitlilik açısından ılıman kuşakta yer alan en zengin ülkelerden biri olarak kabul ediliyor. Geniş bir yelpazeye sahip olan orman tipleri, alüvyal akarsu ormanlarından yüksek dağ ormanlarına, oradan tipik Akdeniz ormanlarına varan bir çeşitlilik göstermekte. Ve bozayı, başak, kuş tavuğu, kara akbaba gibi göz kamaştırıcı türleri de içeren bir faunaya ev sahipliği yapıyor. Türkiye'de ormanlar yaklaşık 7 milyon orman köylüsü için yaşamsal bir önem taşıyor. Odun, kırsal nüfus için en önemli ve ucuz enerji kaynağı ve yapı malzemesi. Köylüler ağaç kesimi, dikimi ve orman bakımı gibi ormancılık çalışmalarında istihdam olanağı buluyor. Mantar, reçine, sığla yağı, tıbbi ve aromatik bitkiler gibi bir dizi odun dışı ürün hem yerel hem de ulusal düzeyde önemli bir gelir kaynağı. Türkiye ormanlarının rekreasyonel potansiyeli özellikle kentlerde yaşayan insanlar için önemi giderek artan bir değer oluşturuyor. Yüzyıllar boyunca çeşitli uygarlıklara sahne olmuş Anadolu'da ormanlar, yoğun kullanımdan etkilenerek hem alansal nicelik hem de yapısal nitelik kayba uğradı. Bu süreç özellikle son 50 yıl içerisinde hız kazandı. Doğal yaşam alanlarının giderek daralmasına yol açan plansız gelişme ve buna bağlı alan kullanım değişiklikleriyle aşırı tüketim, avlanma, otlatma, yasal olmayan bitki ve hayvan ticareti gibi sürdürülebilir olmayan faydalanma biçimleri, ormanların ekolojik bütünlüğünün parçalanmasına, yaban hayatının daralmasına, biyolojik çeşitliliğin ve özellikle nadir ve tehlike altındaki bitki ve hayvan türleriyle bunların doğal yaşam alanlarının geri gelmemek üzere yitirilmesine yol açıyor. Türkiye'de toplam 21,2 milyon hektarlık bir alana sahip olan ormanlık alanların yalnızca %4'ü sahip olduğu biyoçeşitlilik değeri için milli park, tabiatı koruma alanı, tabiat parkı gibi yasal statülerle koruma altında. Ancak bu da eksiksiz bir korumanın sağlandığı anlamına gelmiyor. Dünya genelinde ormanların %12'si biyolojik çeşitliliğin korunması için ayrılmış durumda. Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi kapsamında 2020 yılı için benimsenen hedefse %20 ve bu korunan alanların daha etkili bir şekilde yönetilmesi. Bu durumda daha almamız gereken epey yol var. WWF Türkiye'nin Çevre ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı UNDP ile birlikte yürütmekte olduğu projeler, ülkemizin bu hedefe ulaşmasına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 2006 yılında aldığı bir kararla içinde bulunduğumuz 2011'i Uluslararası Orman Yılı ilan etti. İnsan için ormanlar sloganının benimsendiği bu yılda, bütün dünyada ormanların daha etkili bir şekilde korunması, daha iyi yönetilmesi ve sürdürülebilir bir şekilde geliştirilmesinde insanın oynadığı önemli rol vurgulanıyor. Gerçekten de ormanların hayatımızda oynadığı rol, belki de farkında olduğumuzun çok çok ötesinde. Beslenme, barınma, sağlık gibi temel ihtiyaçlarımızın karşılanmasındaki önemli rolünün yanı sıra ormanlar, kısaca biyolojik çeşitlilik olarak andığımız bitkiler, hayvanlar ve diğer canlılar için üreme ve yaşama ortamı sağlarken, gezegenimizin oldukça hassas iklimsel ve çevresel dengesinin belirli bir istikrar içinde devamında da önemli bir paya sahip. Kısacası yeryüzünde yaşayan biz 7 milyar insanın varlığı,
geleceği ve refahı, büyük ölçüde ormanların varlığı, sağlığı ve devamına bağlı. Orman ve hava. Dünyadaki oksijenin %40'ı ormanlarda üretiliyor. Ormanlar, havadaki oksijen, karbon ve rutubet dengesine katkıda bulunuyor. Orman ve su. Bir orman, aynı alana sahip denizin 8-10 katı kadar atmosfere nem salıyor. Nehirleri tatlı suyla besleyen havzaları koruyor. Yağış rejimini düzenleyen ormanların kaybı, dünyanın tarım yapılan bölgelerini olumsuz etkiliyor. Ormansızlaşma toprak erozyonuna ve taşınan tanelerin akarsularda birikmesine yol açarak temiz içme suyuna erişimi azaltıyor. Orman ve biyolojik çeşitlilik. Ormanlar karasal biyolojik çeşitliliğin %80'ine ev sahipliği yapıyor. Yalnız Amazon havzasında 1300'ün üzerinde bitki, tıpta, gıda üretiminde ve bunun gibi amaçlarla kullanılıyor. Birçok endemik ve nadir, çok sayıda bitki, kuş, memeli türüne ev sahipliği yapan Türkiye ormanları da zengin genetik rezervleri barındırıyor. Dünya genelinde ormanların %12'si biyolojik çeşitliliğin korunması için ayrılmış durumda. Bu oran Türkiye'de %4 civarında. Tropikal bölgelerdeki ormansızlaşma nedeniyle her gün 100 tür yok oluyor. Ülkemizdeki doğal yaşlı ormanların yalnız %10'u orijinal yapısını koruyor. Ormanlar ve iklim. Halen ormanlarda hapsedilmiş olan karbon miktarı atmosferdekinden daha fazla. Küresel sera gazları emisyonunun %17,4'ü ise ormansızlaşmadan ve ormanların bozulmasından kaynaklanıyor. Ormanlar küresel emisyon artışının geri döndürülmesinde en hızlı, en düşük maliyetli ve en etkili araç. İklim değişikliğinin ekonomisi konulu Stern raporuna göre, 2006'da yayınlanan ve 2010-2020 arasında sera gazı emisyonlarını yarıya düşürmenin maliyeti yaklaşık 3,7 trilyon dolar. Ormanlar ve doğal afetler. Dünya genelinde 330 milyon orman alanı, toprak ve su kaynaklarının korunması, çığ kontrolü, kumul stabilizasyonu, çölleşmenin önlenmesi ve kıyıların korunması için ayrılmış durumda. Kıyısal bölgelerdeki ormanlar, tsunami, fırtına ve dalgalara karşı, akarsu kenarlarındaki ağaç toplulukları da seller ve toprak kaymalarına karşı önemli bir sigorta. Sağlıklı ormanlar, sağlıklı insanlar. Çok sayıda tıbbi ve aromatik bitkiye ev sahipliği yapan ormanların sağlık sektörüne ekonomik katkısı her yıl 100 milyarlarca dolar düzeyinde. İlaçların dörtte birinden fazlası tropikal orman kaynaklı. Bozulmamış ormanlar, böcek ve hayvan kaynaklı salgın hastalıkların etkisini azaltabiliyor. Ormansızlaşmış alanlarda yaşayan insanlarla sağlıklı orman yapısını koruyan alanlar arasındaki sıtma enfeksiyonu ve diğer bulaşıcı hastalıklar bakımından önemli farklar var. Ormanlar geçim kaynağı. Dünyada 1,6 milyar, ülkemizde 7 milyon civarında insan geçim kaynakları ve günlük ihtiyaçlarının karşılanmasında ormana bağlı. Dünya genelinde orman ürünleri ticaretinin toplam değeri yaklaşık 250 milyar dolarken, ormancılık sektörünün yarattığı toplam katma değer 500 milyar dolar civarında. Tropikal ormanların tozlaşmayla tarıma katkısı 12 milyar dolar olarak tahmin ediliyor. Bölüm 2. Doğal yaşlı ormanlar. Doğal yaşlı ormanlar, insan eliyle doğal yapısı büyük ölçüde değişmemiş, doğal ekolojik süreçlerin korunduğu, binlerce yıldır doğanın etkilerinden süzülmüş genetik mirası taşıyan, doğal ortamında biyolojik çeşitliliğin üst noktaya ulaştığı, içinde gencinden yaşlısına farklı yaştan ağaçlar olmakla birlikte ağaçların büyük çoğunluğunun doğal olgunluğa eriştiği ormanlardır. Doğal olgunluk çağına ulaşmak ağaç türlerine göre değişir. Örneğin hızla büyüyen ve kısa ömürlü olan titrek kavak gibi ağaçlar için 40-50 yaşlar yeterliyken,
kayın ağacı türü için en az 120 yaşına ulaşmış olması aranır. Doğal yaşlı ormanların yapısının insan eliyle değişmemiş olduğunu gösteren önemli özelliği ise, ormanda dikili olarak duran kurumuş ağaçlarla birlikte, rüzgar ve bunun gibi nedenlerle kırılmış, devrilmiş, çürümekte olan ölü ağaçları da barındırmasıdır. Doğal yaşlı orman, ortaya ilk atıldığı zaman çoğu kimse tarafından ormanın bir hali olarak algılandı ve çok da üzerinde durulmadı. Ancak zaman geçip de doğal ormanların fonksiyonları, ekolojik süreçler ve biyolojik çeşitlilik açısından rolleri anlaşıldıkça doğal yaşlı ormanlara daha farklı bakılmaya başlandı. Artık doğal yaşlı ormanlar bir orman yönetim hedefi olarak karşımıza çıkmakta, hatta bir orman fonksiyonu olarak planlamalara dahil edilmektedir. Doğal ormanlar azaldıkça bazı ekolojik sorunları anlamak ve çözüm geliştirmek için referans noktası olarak kullanabileceğimiz dokunulmamış ormanlara ihtiyaç duyuldukça doğal yaşlı ormanların önemini daha iyi anlamaya başladık. Bu ormanlar taşıdıkları ekolojik referanslarla bir orman ekosisteminin bütün bilgilerini içermektedir. Onları anladıkça ormanlarımızda ekolojik temelli yönetim uygulamak, sorunları çözmek, gereksiz risklerden kaçınmak için çok önemli bir bilgiyi de edinmiş olacağız. Yanlış ve eksik bilgilere dayanarak doğal yaşlı ormanları birçok sorunun kaynağı olarak gördük ve bu alanlar için temel yönetim hedefimiz gençleştirme oldu. Ancak bugün modern ormancılık uygulamalarında doğal yaşlı ormanlar paha biçilmez hazineler olarak karşımıza çıkmaktadır. Doğal yaşlı ormanların miktarı her geçen gün azalıyor. Dünyada görülen orman tahribatı yanında, ormanda yapılan üretim çalışmaları nedeniyle doğal ormanların ekolojik yapısı değiştiriliyor. Dünyada insan etkilerinden uzak, yapısı insan etkileriyle değişmemiş orman alanları, dünya orman varlığının %34'ünü oluşturuyor ve son 30 yılda 80 milyon hektar doğal yaşlı orman, yani Türkiye'den daha büyük bir alan tahrip edilmiş durumda. Büyük bölümü tropiklerde ve kutup kuşağında yer alan bu ormanlar, ılıman kuşakta yer alan ülkelerde yok denecek kadar azdır. Doğal yaşlı ormanlarda ekonomik değeri yüksek odunlar olmasına karşın, birim alanda odun üretimi genç ormanlara göre daha düşük. Bu sebeple odun üretimi amacıyla gençleştirme çalışmalarına dahil edilmeleri, bu alanlardaki azalışın bir diğer sebebi. Doğal yaşlı ormanlardaki azalış aynı zamanda zengin ve karmaşık ilişkilerin olduğu ve henüz bilmediğimiz çok sayıda ekolojik bilginin de yok olmasına neden olmaktadır. Binlerce yıldır doğanın değişen çevre koşullarından süzülerek gelmiş bu doğa harikaları aslında birer ekolojik miras. Sahip oldukları zengin biyolojik çeşitlilik ve sadece bu ormanlara özgü canlı türlerini içermeleri nedeniyle doğal yaşlı ormanlar, koruma değeri yüksek, ormanın sunduğu ekosistem hizmetlerinin en yüksek seviyede sağlandığı alanlardır. Doğal yaşlı ormanlar doğada henüz bilmediğimiz, keşfedilmeyi bekleyen, çok sayıda ekolojik bilgiyi taşıyan doğal laboratuvarlardır. Ayrıca bu alanlar doğal peyzaj içinde eşsiz manzara güzelliği yaratırlar. Estetik değerleri çok yüksektir. Bu nedenle ekologlar bir bölgede yaşlı ormanların payının azaltılmasını aklı kılacak hiçbir gerekçe ekolojik değildir diyerek doğal yaşlı ormanların korunmalarının önemini belirtiyorlar. Doğal yaşlı ormanlar aynı zamanda sürdürülebilir ormancılık çalışmaları içinde referans noktaları. Odun üretimi amacıyla işletilen ormanlarda ormancılık uygulamalarının kıyaslanması, doğada hangi ekolojik ilişkileri değiştirdiği, bu değişen ilişkilerin doğala en yakın hale getirilebilmesi için hangi önlemlerin alınabileceği ve geliştirilecek uygulamaların belirlenmesi için başvuru niteliği taşımaktadır. FAO istatistiklerine göre Türkiye'de ormanların %71'lik bölümü doğal orman. Ancak doğal yapısı insan eliyle değişmemiş doğal yaşlı orman alanı 890 bin hektar, yani toplam ormanlık alanın yaklaşık %3'üne denk geliyor. Doğal yaşlı ormanların ormanlık alanlardan farkı nedir? Ormanlar doğal olarak kendiliğinden oluşmuş ya da ekim-dikimle yapılan ağaçlandırma çalışmalarıyla oluşturulmuş alanlardır.
ağaçlandırma çalışmalarıyla oluşturulmuş ormanlar, insan eliyle oluşturulduğundan doğal ormanlar içinde yer almamakta. Doğal yolla oluşmuş ormanların büyük bir kısmının yapısı, geçmişten günümüze kadar yapılan çeşitli faaliyetler sonucu insan eliyle değiştirilmiştir ya da yakın zamanda yangın, fırtına, hastalık ve böcek zararı nedeniyle yıkıma uğradıktan sonra oluşmuş genç ormanlardır. Bunların dışında kalan insan etkileri sonucu kompozisyonunda ve yapısında belirgin değişikliklerin olmadığı, mevcut ağaçların büyük bölümünün yaşlı olgun ağaçlardan oluştuğu ormanlarsa doğal yaşlı ormanlardır. Peki, bir ormanın doğal yaşlı orman olduğunu nasıl anlarız? Bir ormanın doğal yaşlı orman olup olmadığı, arazide yapılacak gözlemlere dayalı olarak belirlenir. Bu gözlemlerde kalın çaplı ağaçların dağılımı, ölü ağaçların miktarı, ormanda daha önce yapısını büyük ölçüde değiştirecek şekilde ağaç kesimleri yapılıp yapılmadığı, orman içinde ağaçların tabakalılık durumu gibi kriterlere bakılmaktadır. Doğal yaşlı ormanlar nasıl korunuyor? Doğal yaşlı ormanları koruma altına alan yasal bir düzenleme bulunmuyor ve 6831 sayılı Orman Kanunu başta madencilik olmak üzere ormancılık dışı amaç için kullanma hakkına izin vermekte. Bununla beraber Orman Genel Müdürlüğü, ekosistem tabanlı fonksiyonel orman amenajman planlarının düzenlenmesine ait usul ve esaslar başlıklı 299 sayılı tamimine göre yapılan planlarda doğa koruma fonksiyonu gözetilerek bu ormanlar odun üretimi dışında bırakılabiliyor. Doğal yaşlı orman ekosistemleri ve ormancılık. Yüzyıllardır bulundukları yerlerde tarihin tanıklığını yapan doğal yaşlı ormanlar, biyolojik çeşitlilik, estetik, değer, barındırdıkları anıtsal ağaçlar ve nadir türlerle hem bilimsel hem de estetik açıdan eşsiz ekosistemlerdir. Doğal yaşlı ormanların kapladığı alanlar her geçen gün azalmakta ve yapıları bozulmaktadır. Bu yüzden ormancılıkta ileri ülkelerin çoğu, sahip oldukları doğal yaşlı orman yapısındaki ekosistemleri korumak için pek çok önlem almaktadırlar. Bu önlemlerin bazıları koruma altına almak için yasal düzenlemeler yapmak olurken, bazıları da doğal yaşlı ormanları bakım, gençleştirme, boşaltma ve bunun gibi rutin ormancılık etkinliklerinin dışında tutma gibi teknik önlemler olmaktadır. Ülkemizde ilk kez gündeme geldiği ve adının konulduğu 1996 yılından beri gönüllü kuruluşlar ve kişisel gayretler dışında bu konuda sistematik bir çalışma yapılamamıştır. Buna rağmen bilim çevrelerinde ilk kez o zaman tanımlanan doğal yaşlı orman kavramı ise yaygın olarak benimsenmiş ve kullanıla gelmiştir. Son yıllarda ülkemizde doğal yaşlı orman kavramının ele alındığı iki farklı doktora çalışması tamamlanmıştır. Bu durum, kavramın ormancılık disiplininde tamamen içselleştirildiğinin bir kanıtı olarak görülebilir. Uğruna bunca araştırmalar yapılıp korunmaları için çaba harcanan bu ormanlar, ne yazık ki en hassas, buna karşılık en fazla tehdit altında olan ekosistemler olarak bilinmektedirler. Henüz işletilmemiş orman olmaları ve doğal olgunluğa gelmiş ağaçların çoğunlukta olması, doğal yaşlı ormanları odun üretimi için ilk hedef durumuna getiriyor. Ama tehlike maalesef tek cepheden gelmiyor. Nitekim yasa dışı faydalanma, açma, madencilik, yol inşaatları, plansız turizm uygulamaları ve enerji yatırımları bu ormanları tehdit etmektedir. Neredeyse her ırmak üzerinde uygulanan hidroelektrik santralleri, yeşil yol inşaatları ve madencilik çalışmaları çoğunlukla Doğu Karadeniz'de bulunan doğal yaşlı ormanlar için büyük tehlike yaratmaktadır. Dünyanın birçok farklı yerinde doğal yaşlı ormanlar biyolojik çeşitliliğin korunmasında artık bir koruma hedefi olarak görülmektedir. Doğal yaşlı ormanlar barındırdığı liken, mantar, kuş ve böcek türleriyle ekolojik süreçlerin zenginliği, dikey çeşitliliğiyle de bir koruma hedefi olmaya hak kazanmaktadır. Hele bir de ormanlardan yüzyıllardır faydalanıldığı için doğal yaşlı orman özelliği taşıyabilecek çok az sayıda orman parçası kaldığını düşünürsek, artık dünya ormancılığında
bu ormanların korunmasına yönelik önemli girişimlere şaşırmamak gerekir. Doğal yaşlı ormanlar nasıl bir orman tipidir ve neden değerlidir? Doğal yaşlı ormanların ilk tanımları çap sınıflarını esas almıştır. Ekolojik bilimler geliştikçe ve çevre konusunda toplumsal bilinçlenme arttıkça, doğal yaşlılığın diğer tanımları ekolojik ve estetik üzerine temellenmiştir. Doğal yaşlılığın farklı tanımları bulunmaktadır. Kimilerine göre doğal yaşlılık, hiçbir zaman kesilmemiş veya insan etkilerinin kesin ispatının yapılamayacağı bakir veya birincil, primer ormanla eş anlamlıdır. Kimilerine göre ise klimaks, mevcut çevre koşullarında vejetasyon gelişiminin aldığı son şekil, son aşama veya ileri seksesyonal ormanın ardıl değişimlerinden son derece kararlı denge olan klimaksa en yakın aşamadaki ormanlardır. Ve mehcere kompozisyonu oldukça sabit, kararlı bir yapıdadır. Bu ormanları benzer şekilde görece yaşlı ve beşeri etkilerden zarar görmemiş orman ya da biyokütlesi oldukça yavaş artan, ekolojik olarak yaşlanmış ormanlar olarak tanımlayanlar da mevcuttur. Bir ormana doğal yaşlı sıfatını uygun görebilmek için ormanı oluşturan tür ya da türlerin üst yaş sınıflarında olması gerekmektedir. Örneğin titrek kavakta 60-70 yaş doğal yaşlılıkla ifade edilirken, ladin veya çamda 150-200 yaş olgun dönem, 250 yaş ve üzeri ise doğal yaşlı olarak değerlendirilmektedir. Aslında doğal yaşlılık yalnızca ağaç sınıflandırmasıyla veya doğal olmakla ifade edilemez. Burada ifade edilmek istenen doğal yaşlı ekosisteminin kendisidir. Meşçere içerisinde önemli oranda dikili kuru, devrik ölü ağaç gövdeleriyle gölgeye dayanıklı bitkilerin varlığı, doğal yaşlılığın önemli bileşenleridir ve ekosistemin yaşı için bir değerlendirme bilgisidir. Bu arada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta da bu tanımın hem ekolojik hem de biyolojik çeşitlilik açısından değerlendirilebilecek bazı kıstasları içeriyor olmasıdır. Bu açıklamalar ışığında bir tanım yapmak gerekirse, doğal yaşlı ormanlar, odun üretimine ya da diğer ormancılık tekniklerine yönelik bir işletme şeklinin uygulanmadığı, içerdiği ağaçların çoğunluğunun doğal olgunluğa eriştiği, bunun sonucu olarak da içinde yaşlı ağaçlarla birlikte kıvrık, devrik, çürük ve dikili kuru ağaçların fazlalığıyla yapısının üretim ormanlarından belirgin bir şekilde ayrıldığı, insan etkisinin ekosistemin yapısal özelliklerini değiştirecek düzeyde bulunmadığı ve kendisini oluşturan öğeleri arasındaki ilişkilerin tümüyle sürdüğü, genellikle çok tabakalı ve değişik yaşlı ormanlar olarak tanımlanabilir. Doğal ormanlarda yapılan insan etkilerinin derecelerine göre görece olarak çok daha kısa bir süre içerisinde yeniden doğal yaşlı olabilecek aday ormanlar vardır. Ancak insan müdahalelerinin izlerinin silinmesi, hele yapay bir ormanda bu etkilerin ortadan kalkarak özgün bir doğal yapının kazanılması, biyolojik çeşitliliğin geri gelmesi ve ekolojik süreçlerin yerleşmesi kolay gerçekleşebilecek bir süreç değildir. Aslında ekosistemde benzer bir formun ortaya çıkması için 200 ya da daha fazla yıla ihtiyaç olduğu belirtilmektedir. Ortalama mehcere yaşı 100 veya daha yukarıda olan aynı alan üzerinde çok daha yaşlı anıt ağaçların olduğu, genellikle birden fazla tabakalılık gösteren, kesin şart olmamakla birlikte içinde dikili kuru, devrik, kırık dal ve gövdelerin çokluğuyla diğer işletilmiş ormanlardan farklı bir görüntü veren, yasal ya da yasa dışı ormancılık etkinliklerinden bazı nedenlerle uzak kalabilmiş, ana ekosistem yapısını bozulmadan koruyabilmiş, çoğunlukla D ve E çağında ciddi bir bakım, gençleştirme ya da tıraşlama kesimlere maruz kalmamış bütün ormanlar doğal yaşlı orman olarak korunmalıdır. Bu orman parçası biyolojik çeşitlilik açısından bir orman işletme şefliğindeki en önemli varlık durumundadır. Günümüzde bu özellikle sahalar bulmak ne yazık ki çok olanaklı değildir. Ancak çeşitli nedenlerle yolun henüz ulaşmadığı köylerden uzak alanlarda
orman yapısının korunduğu alanların varlığı söz konusu olabilmektedir. Bu yüzden, neredeyse son doğal yaşlı ormanların kaldığı bu alanların işletmeye açılması için yapılacak yol planlamaları ve diğer ormancılık uygulamaları iptal edilmeli ve bu gibi alanlar öncelikle korunmalıdır. Doğal yaşlı ormanlar Türkiye'de nerelerde bulunuyor? Doğal yaşlı ormanlar, Türkiye'nin doğal orman alanlarının bulunduğu her yerde bulunabilmektedir. Bunların bir kısmı ağaç kesiminin yasaklandığı korunan alanlar içinde yer alırlar. Bunların dışında doğal yaşlı ormanların yol olmadığı için ya da arazi koşulları nedeniyle ulaşılamayan alanlarda olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde maalesef henüz doğal yaşlı ormanları gösteren bir harita yoktur. Ülkemizde doğal yaşlı ormanlar. Ülkemizde ormanların bir dönem hoyratça kesilmesi ve her noktaya ulaşımı sağlayacak yol inşaatları, bozulmamış orman ekosistemlerinin neredeyse tamamının tahribine yol açmıştır. Bu durum doğal yaşlı orman alanlarının da hızla azalmasına neden olmuştur. Günümüzde de böcek saldırıları nedeniyle kuruyan yaşlı ormanların adeta işletmelerin ekonomik kazançlarında can simidi gibi Atilla Vadisi'nde böcek zararı nedeniyle yapılan kesimlerin görülmesi devam etmektedir. Ancak bahaneler daima aynı olmaktadır. Temiz işletme böcek zararlarını önler. Oysa bu durum yeni ve daha sık böcek salgınlarına yol açmaktadır. Başka bir açmazsa ölen ormanların milli park içinde kalması söz konusu olduğunda orman bölge müdürlüklerinin kesim ve taşıma işlerini yapmasıyla ortaya çıkmaktadır. Doğa koruma ilkelerinin göz ardı edildiği bu faaliyetler sonucu orman ekosistemi tam bir yıkıma uğratılmaktadır. Korunan alanlar her şeyden önce biyolojik çeşitliliğin korunmasına tahsis edilmelidir. Her şart ve durumda doğal süreçlerin kesintiye uğratılmaması, yaşam ortamı ve tür çeşitliliğinin en yüksek düzeyde olmasının sağlanması gerekmektedir. Ölü ağaçların korunması ya da yönetim amacının bir parçası olması, sonuçta birçok saproksilik yani ağaçta yaşayan böcek türünün ve biyolojik çeşitliliğinde korunmasını sağlayacaktır. Bugün birçok saproksilik türün ölü ve yaşlı ağaç yönetim bilgisinden yoksunluk nedeniyle yok olduğu söylenebilir. Ülkemizde hala doğal yaşlı orman karakterini koruyan orman alanları vardır. Bu alanlardan biri de Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki ormanlardır. Karışık ormanlar sadece tür bileşimi olarak değil, genetik, yaş, çap, boy, tabakalılık ve pek çok yapısal özellikleriyle sağlıklı bir ekosistemin örnekleridir. Kaçkar Dağları Milli Parkı'nda yapılan bir araştırmaya göre, doğal Ladin ormanlarında dikili kuru ve devrik ölü ağaçların miktarı, deneme alanlarına kıyasla farklı olmakla birlikte bazı alanlarda 120 metreküp hektara ulaşabilmektedir. Yine aynı yörede yapılan orman biyolojik çeşitliliği ile ilgili başka bir araştırmanın sonuçlarına göre, Kaçkar Dağları Milli Parkı'ndaki Palovit Vadisi doğal yaşlı ormanlarında hektarda 1.8 metreküp devrik, 48 metreküp dikili kuru ağaç bulunduğu tespit edilmiştir. Buna göre aynı alanda 4 santimetre ve yukarı çaptaki tüm ağaçların %22'sini ölü ağaçlar oluşturmaktadır. Bu bileşenler ve diğer karakteristiklerin birleşmesiyle eşsiz bir habitat ve etkili bir ekosistem süreci oluşur. Ladin, göknar, kayın, kestane, kızıl ağaç, porsuk, akça ağaç, ıhlamur, orman gülü ve ayı üzümü gibi türlerin yayılış gösterdiği bu ormanlar çok tabakalı bir yapı göstermektedir. Ayı, karaca, başak gibi memelilerin yanı sıra şahin, atmaca, alaca, baykuş gibi yırtıcı türlerin yuva alanı olarak burayı tercih ettiği görülmektedir. Ayrıca alaca ağaç kakan ve büyük kara ağaç kakan gibi kuş türlerini burada görmek mümkündür. Bu kuşlar yaşlı ormanlara bağımlı türlerdir. Balık kartalları düzlükleri görebilecekleri tepelerin zirvesinde veya eğimde bulunan tepesi düzleşmiş yaşlı ağaçları yuvalamak için tercih ederler. Bu ağaçlar temiz işletme denen yanlış uygulamalarla ortadan kaldırılırsa yok olan sadece yaşlı ağaçlar değil, balık kartalı, ağaç kakanlar, parçalayıcı böcekler ve onlarca omurgasız türü ve mantarlar da olacaktır.
Hatta ormancılık literatüründe gerçekte mevcut orman sağlığı krizinin sebebi doğal dinamikler değil, modern ormancılık uygulamalarıdır denilmektedir. Öte yandan 2014 yılında çıkarılan 299 numaralı tebliğin 3. ölçütünde, ülke genelinde her asli ağaç türü için mevcut olan doğal yaşlı orman alanlarının %5'i doğal yaşlı orman koruma hedefi olarak ayrılır. Bu alanlara ilişkin takip ve kontrol işlemleri daire başkanlığınca yürütülür denmektedir ki bu oldukça sevindirici bir gelişmedir. Eğer %5'lik oran en az %10 olarak uygulanabilirse daha doyurucu bir alan korunmuş olacaktır. Bu durumda hem prestij hem de doğa koruma ve bilimsel araştırmaların yapılabileceği yeterli büyüklükte referans ormanların varlığı sağlanmış olacaktır. Neden Türkiye ormancılığında doğal yaşlı ormanlar bir yönetim hedefi olarak ele alınıp korunamıyor? Çeşitli dünya ülkelerinin tersine ne yazık ki ülkemizde doğal yaşlı ormanların korunması için şimdiye dek resmi bir çaba gösterilmemiştir. Ormanlar genelde fonksiyonlarına göre tanımlanmakta ve sınıflandırılmaktadır. Ancak bu fonksiyonları icra eden ormanın kendi yapısal değerleri bakımından korunması gerektiği genelde akla getirilmemektedir. Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Müdürlüğü tarafından 1998 yılında doğal yaşlı ormanların planlanması ve yönetimi ile ilgili maddelerin yeni amenajman yönetmeliğine girmesi için ilgili makama bir rapor gönderilmiştir. Hala güncelliğini koruyan bu rapordaki öneriler şöyledir. Plan ünitesi içinde doğal yaşlı orman tanımına uygun özelliklere sahip alanların oranı en fazla %15 olarak tespit edilir. Doğal sınırlara dayandırılan doğal yaşlı orman alanlarının belirlenmesinde bir tampon zon mutlaka dikkate alınarak haritalara işlenir ve genel özellikleri planda belirtilir. Bu alanların biyolojik çeşitlilik ve yetişme oranı envanteri ilgili uzmanlardan oluşacak bir ekip tarafından yapılır. Belirlenen doğal yaşlı ormanlarda acil koruma önlemleri dışında bir plana, metoda ve idare süresine bağlı olsa bile faydalanma, gençleştirme, bakım gibi teknik ormancılık faaliyetleri yapılamaz. Bu ormanlar referans ormanı ya da doğal rezerv olarak korunurlar. Bu ormanlarda veya orman parçalarında yapılması gereken zorunlu müdahaleler, ilgili ormancılık araştırma müdürlükleri veya akademik kuruluş temsilciliklerinin de içinde bulunduğu bir heyet raporuna dayandırılmak zorundadır. Bu önerilerin o zaman dikkate alınmadığı bilinmektedir. Ancak gelişen ormancılık bilimleri ve uygulamaya aktarılması, günümüzde ormancılığı biraz daha biyolojik çeşitlilik öngörülü bir ekosistem yönetim anlayışına taşımıştır. Bu nedenle ülkemizde ormanlar hem fonksiyonlarına hem de yapısal özelliklerine göre tanımlanmakta ve sınıflandırılmaktadır. Bu sınıflandırmaya doğal yaşlı ormanların girmesi, orman biyolojik çeşitliliğinin korunması bakımından son derece olumlu olacaktır. Aslında her orman işletme müdürlüğünün sorumluluk alanındaki mevcut meşçere tiplerinden yapısal özellikleri değiştirilmemiş, bozulmamış, küçük bir bölümü üretim ormanı dışında değerlendirmesiyle önemli bir miktar orman zaten koruma altına alınmış olacaktır. Ama ormanlar üzerindeki tehditler ne yazık ki tek cepheden gelmiyor. Yasa dışı faydalanma, alan açma, madencilik, yol yapımları, plansız turizm uygulamaları ve enerji yatırımları bu ormanlara yönelik en önemli tehditlerdir. Neredeyse her ırmak üzerinde planlanan elektrik santralleri, ülkenin her yanında verilmiş bulunan binlerce madencilik ruhsatı, yoğun arama çıkarma çalışmaları özellikle ormanlar ve su havzalarımız için ciddi sorunlar doğurmaktadır. Son dönemde yeni turizm teşvik yasasındaki değişiklikler, yaşlı ormanların artık sadece ormancılık amaçlarıyla talep edilemeyeceğinin de göstergesidir. Bunlarla birlikte bilimsel gereklere uymayan gençleştirme, bakım, ürün hasadı, zararlılarla mücadele gibi planlanmış rutin teknik ormancılık uygulamalarının dünya ülkelerinde olduğu gibi, ülkemizde de doğal yaşlı ormanlara önemli zararlar verdiği gözden kaçırılmamalıdır.
doğal yaşlı orman neden koruma altına alınmalı? Ekolojik ve evrimsel süreçler içerisinde doğada sürekli yeni türler ortaya çıkar ve bazıları da değişen koşullara uyum sağlayamadığı için kaybolur. Bu milyonlarca yıllık bir döngüdür ve çevresel faktörlerle birlikte bugün gördüğümüz ekosistemlerin oluşumunda temel dinamiklerden biri olmuştur. Ancak bugün insanların etkisiyle türlerin yok olması o kadar hızlı bir şekilde yaşanmaktadır ki, doğal sistemlerde kaybolan türlerin işlevlerini yerine getirecek yeni türlerin veya çözümlerin ortaya çıkmasına olanak kalmamaktadır. Bu yüzden doğal yaşlı ormanların korunması, genlerin, türlerin, ekosistemlerin ve süreçlerin korunması anlamına gelecek, bu ormanlar aynı zamanda birer sığınak rolü oynayacaktır. Bu açıdan ne kadar alan korunmalıdır sorusu oldukça önem taşır. Bu sorunun cevabı tam olarak bilinmese dahi, yeterli doğal yaşlı ormanlara sahip olunursa, doğal değişmelerin bölgesel biyolojik çeşitliliği olumsuz etkilemesine önlemeye yetecek kadar bir orman parçasının da korunmuş olduğu varsayılabilir. Ancak ormancılar genel bir kanıyla mevcut doğal yaşlı ormanların en az %10'unun korunması gerektiğine inanmaktadır. Ancak bu %10, tür kompozisyonuna, orman tipine, rakıma, bulunduğu zona, bitki coğrafyasına, bulunma bolluğuna, yetişme muhitinin özelliklerine ve benzeri pek çok etkene göre belirlenmelidir. Eğer alan küçük ve ekosistem doğal yaşlı orman formunu tam olarak temsil ediyorsa, tamamının muhafaza edilmesi ya da birbirinden çok uzak olmayan en az 3 ayrı parça halinde alan ayrılması, gelecekte olası doğal afetlere ya da yanlış tekniklerin uygulanmasına karşı ekosistemin ve mevcut biyolojik çeşitliliğin tam anlamıyla korunmasını sağlar. Canlılar ve orman gen kaynakları en iyi kendi doğal yaşam ortamlarında ve o ortamın içerdiği farklı ekosistemlerle birlikte korunabilirler. Doğal yaşlı ormanlar çok sayıda farklı organizma barındırır. Bu yüzden bu ormanlar biyolojik çeşitliliğin diğer bir seviyesi olan ekolojik süreçler açısından son derece önemlidir. Örneğin ağaç üzerinde yaşayan likenler havadaki serbest azotu alarak ekosisteme kazandırırlar. Büyük yaşlı ağaçlar veya azmanlar doğal yaşlı ormanlarda çok önemli ekolojik rolleri olan kalın, kırık dal ve gövdelerin kaynağıdır. Bu dalların içinde böcekler, kuşların beslenmesi için önemlidir. Semenderler, organik çürümüş maddelerle zenginleşmiş nemli tabanda kurt ve böcekleri yiyerek yaşar. Onlar da başka hayvanlar yer. Böylece bu organizmalar arası etkileşim, biyolojik çeşitliliği, türlerin devamlılığını, besin zincirini ve özetle doğal denge denen o olağanüstü uyumu ortaya çıkarır. Biyolojik çeşitliliği korumak yalnızca türleri veya ekosistem tiplerini korumak değil, aynı zamanda tüm yaşamı şekillendirmekle sorumlu doğal gelişimi ve ekolojik süreçleri de besin ağı, türler arası etkileşim ve dağılım gibi muhafaza etmektedir. Bu nedenle ülkemizde bulunan tüm doğal yaşlı ormanların vakit kaybetmeden koruma altına alınmaları gerekmektedir. Gelişmiş ülkelerin ormancılık şirketlerinin bile kendi özel doğal yaşlı ormanlarının var olduğunu ve bu ormanlara sahip olmanın genetik kazanımların yanında çok önemli bir gurur ve prestij kaynağı olduğu unutulmamalıdır. Amerika'da yapılan bir araştırmada ormanların büyük bir kısmının tür kompozisyonu, toprak özellikleri, su döngüsü ve ekolojik döngüler açısından bozulmuş durumda olduğu, sadece doğal yaşlı ormanların bu bozulmanın dışında kaldığı tespit edilmiştir. Böyle bir bozulmada uzun vadede yaşanabilecek doğal felaketlerde veya insan etkisi karşısında ekosistemlerin kendini yenileme gücünün dışarıdan gelen etkileri emebilme yeteneğinin azalması anlamına gelmektedir. Eğer yeterli doğal yaşlı orman alanına sahip olursak, doğal değişimler ve afetler, bölgesel biyolojik çeşitliliğin ve dolayısıyla orman ekosistemlerinin devamlılığında önemli rol üstlenecektir. Bir ormanın doğal orman formunu kazanması yüzyılları alan bir süreçtir. Öyleyse bu çok çeşitli yararlarını kaybetmemek için öncelikle doğal yaşlı ormanların korunması gerekmektedir.
Aksi durumda bu yararların elde edilebilmesi için en az 200 yıl beklemek zorunda kalacağız. Doğal yaşlı ormanları diğerlerinden ayıran özelliklerin ortaya koyduğu işlevler şöyle açıklanabilir. Doğal, orijinal orman yapısının korunması, biyolojik çeşitliliğin korunması, ardıl değişim süreçlerinin devamlılığı, habitatların korunması, gen kaynaklarının korunması, orman gelişim ve değişim süreçlerinin izlenmesi, fauna için doğal sığınaklar oluşturması, estetik kalite ve turizm potansiyeli olması, su ve toprak koruma işlevi, mikro iklim oluşturması, prestij kaynağı olması, nesli tükenen saproksilik böcek türlerini koruması. Orman yönetimi içinde ölü ağaç yönetiminin esasları. İşletilen ormanda yapılan yoğun ve büyük operasyonlar orman sağlığı için çoğu zaman ciddi bir tehdittir. Günümüzde ekosistem sağlığını tehlikeye düşüren ana etkenin doğal dinamikler değil, ormancılık uygulamaları olduğu artık kabul edilen bir gerçektir. Ölü ağaç yönetimi, doğal orman yönetiminin biyolojik çeşitlilik temelli en önemli parçasıdır. Biyolojik çeşitliliği dikkate alan sorumlu bir orman yönetimi, ormanlarda yeterli miktarda ölü ağacın bırakılmasını gerektirir. İşletme ormanlarında yeterli miktarda yaşlı ağaçlar bırakılırsa ve ölü ağaç gövdeleri ormandan uzaklaştırılmazsa, ormanın doğal dengesi yok edilmez, tersine direnci arttırılır. Ölü ağaç yönetimi, ormandaki diğer ağaçların sağlığını tehdit etmeyecek şekilde dengeli ve akıllıca yapılırsa, bunun işletmeye ciddi bir maliyeti yoktu. Şüphesiz milli park ve benzeri korunan alanların sayısı zamanla arttırılsa bile, bu alanlar ormanların yalnızca küçük bir kısmını kaplar. Bu alanlara ek olarak işletme ormanlarının büyük bölümü, biyolojik çeşitliliğin korunmasında önemli rol oynayabilir ve oynamalıdır. Bunun en önemli yollarından biri, üretim ormanlarında ölü ağaçların bırakılması ve buna uygun işletmecilik yapılmasıdır. Bu konuda yapılması gereken işlemler, orman tipine ve durumuna bağlı olmakla birlikte, bazı genel ilkeler şöyle özetlenebilir. Yaşlı ve ölü ağaçların orman amenajman planlarına dahil edilmesi. Orman amenajman planları, saproksilik türler lehine yapılabilecek olası teknik müdahaleleri ve bunların nerede uygulanacaklarını belirtebilir. Habitatı oluşturan temel unsurların örneklerinin ormanda bırakılması. İşletme ormanlarında saproksilik türlerin desteklenmesi için özellikle şu habitat unsurlarının korunması gerekir. Mevcut büyük, yaşlı, kurumakta olan ya da ölü ağaçlar, geleceğe güvence altına almak için orta yaşlı ağaçların bir kısmı, meşcerelerin doğal olarak olgunlaşmasına olanak veren önemli habitat alanları, ayıklama, aralama kesimi artıkları da dahil olmak üzere yere dökülmüş ağaç parçaları ve hatta büyük gövdeler. Diğer müdahaleler. Bir fırtınadan ya da doğal afetten sonra olağanüstü bakım kesimi yapılırken yerde ölü ağaç bırakılmalı, bunun ekolojik ve ekonomik faydaları dengelenmelidir. Kesimden sonra kalan bazı ölü ağaç gövdelerinin bir kısmı dikili bırakılarak ormanda suni dikili kütükler oluşturulmalıdır. Yaşlı ağaçların bulunduğu ormanlarda yapılacak müdahalelerde tam boşaltma yapılmamalıdır. Alanın tekrar tam olarak orman olmasına kadar geçen zaman, ormanın işlevleri ve sunduğu hizmetler bakımından büyük kayıp olarak değerlendirilmelidir. Çünkü bu süre içinde orman aşağıdaki fonksiyonları yerine getirememiş olacaktır. Mikroklimanın korunması, yatay ve dikey kapalılık sağlaması, yaban hayatı ve kuşlar için önemli olması, biyolojik çeşitlilik sağlaması, toprak ve su koruma sağlaması, genetik materyal sunması, değer ağacı olma özelliği sağlaması, estetik işlevler ve görsel kalite katkısı, sosyal psikoloji desteği ve toplum baskısını azaltma etkisi. Yapılan çalışmalarda ve gözlemlerde bu tekniklerin işe yaradığı görülmüştür. WWWF İsveç'ten Andreas Litten'in araştırması,
birçoğu kırmızı liste türü olan yüzlerce böcek türünün kesim bölgelerinde kalan küçükleri kullandığını ortaya koymakta, bu kesim alanlarından geriye kalan dikili küçüklerin ve diğer açık alanların saproksilik böceklerin korunması için önemli olduğunu göstermektedir. Araştırmalar aynı zamanda ağaç kovuklarında yuvalanan kuşların da bu dikili küçüklerin yaklaşık yarısından faydalandıklarına işaret etmektedir. Kovuklu yaşlı ağaçlar yaban hayatı ve beslenme için yıllar sürecek bir sığınak sağlayabilir. Bu nedenle böylesi kovuklu ağaçlardan hektarda 2 ila 4 ağaç bırakılmalıdır. Ya da bırakılacak olan yaşlı ve dikili kuru ağaçların kovuklu olanlardan seçilmesinde yarar vardır. İşletme ormanlarında ne kadar ölü ağaç bırakılması gerektiği konusu tartışmaya açıktır. Bu konuda doğru bir idari karara varabilmek için yerel koşullar hakkında ayrıntılı bilgiye gereksinim vardır. Miktarın belirlenmesinde genel kural ne kadar çok olursa o kadar iyi olur şeklindedir. Ancak burada çıkarılacak odunun ekonomik değeri ve işletme ormanında yüksek miktarda ölü ağaç bırakmanın pratik olmayışı da önemli ölçüde etkili olmaktadır. Ülkemizde dikili ve devrik olarak toplam 20 ila 30 metreküp hektar ya da birim alandaki toplam ağaç hacminin %5 ila 8'i uygun bir miktar olarak önerilebilir. Bu oranların kapalılığın ya da ortalama göğüs yüzeyinin az olduğu durumlarda arttırılması gerektiği gözden kaçırılmamalıdır. Bu önerme diğer bir deyişle ağacın cesametine göre hektarda 4 ila 5 dikili kuru ve bir o kadar da devrik ağaç bırakılması anlamına gelmektedir. Bu miktarların şimdilik bulunmadığı orman parçalarında yönetim sürecinin ve silvikültürel uygulamalarının ağaç yıkımı, kırılması ve bunun gibi bu durumu oluşturacak düzenlemelere göre planlanmasında yarar vardır. Ormanda yaşayan canlı türlerinin yaklaşık %30'u yaşlı ve ölü ağaçlara gereksinim duymaktadır. WWF, Avrupa hükümetlerini ve Türkiye'de bu ülkeler arasında yer almaktadır, orman sahiplerini ve ormancılık sektörünü, ormanlardaki yaşlı ve ölü ağaç miktarını 2030 yılına kadar hektar başına yeniden 20 ila 30 metreküp düzeyine çıkararak biyolojik çeşitliliği korumaya ve bu konuda sorumluluk üstlenmeye davet etmektedir. Sürdürülebilir doğal yaşlı orman yönetimi için ekosistem hizmetleri. Orman ekosistemleri, ekosistem hizmetleri konusunda ayrıntılı çalışan ekosistemlerin başında gelmektedir. Ormanların ekosistem hizmetlerinin ormanların planlanmasına ve yönetimine entegrasyonu, ulusal ve uluslararası ölçekte gittikçe önem kazanmaktadır. Özellikle de orman ekosisteminin farklı sektörlere nasıl katkı sağladığının ya da nasıl etkilediğinin irdelenmesi, bu şekilde çok sektörlü bir planlama yaklaşımının geliştirilmesi ve sektörler arası uyumun sağlanması günümüzde önemi artan ve yaygınlaşan konular arasında gelmektedir. Ülkemiz ormanların sağlığı, canlılığı ve bütünlüğü sağlama açısından sürdürülebilir orman yönetiminde kritik öneme sahip olan sürdürülebilir orman yönetimi ulusal kriter ve gösterge seti hazırlanmıştır. Sürdürülebilir orman yönetiminde ekosistem hizmetlerinin ormancılık sektörü ve diğer sektörler arasında köprü görevi göreceği bilinmektedir. Orman ekosistemleri ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi, haritalanarak mekansal bilgi üretilmesi ve bu bilgiden ormancılık, tarım ve hayvancılık, içme suyu, turizm ve rekreasyon sektörlerinin faydalanması ve bu sektörlere katkısının belirlenmesi, orman ekosistemlerinin sürdürülebilir yönetiminde önemli bir planlama aracıdır. Bu kapsamda çok sektörlü ve çok ölçekli farklı yaklaşımlar, farklı haritalama ve modelleme araçlarının kullanılması, çalışmanın farklı aşamalarına, yerel bilginin en etkin şekilde entegre edilmesine yönelik araçlar geliştirilmesi ve orman yönetim planlarına entegre edilmesi önem taşımaktadır. Turizm sektöründe cinsiyet eşitliği projesi.
Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Kaçet Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir. Turizm sektöründe cinsiyet eşitliği projesi, Kaçet Derneği'nin liderliğinde ve Italian Association Responsible Tourism Italia ve Gender Studies Çekya Sivil Toplum Kuruluşları ile yürütülmektedir.